Otomobil meraklı Serdal kanalımdan hepinize merhaba sevgili dostlar. İkinci el ve sıfır otomobillere dair an ve son dakika gelişmelerle karşınızda olmaya devam. Biliyorsunuz birkaç gün önce sıfır otomobillerde 6 ay ve 6000 kilometre ikisi bir bütün arkadaşlar bir sınırlama ticari olarak satış, pazarlama, oto kiralama vesaire derken bir sınırlama gelmişti ve bunun yansımalarını ilerleyen aylar içerisinde ve bayilerin serüvenlerinde gidip yerlerinde inceleyip göreceğiz arkadaşlar. İster istemez piyasada çok ufak da olsa bir çalkalanma, bir sirkülasyon oldu mu oldu. Sıfır otomobilleri zaten takip ediyoruz. O an girer girmez biliyorsunuz yaklaşık olarak %20 civarında 2022 model sıfır kilometre yakın ilanların sahibinden sitesinde arttığını gördük arkadaşlar. Peyderpeyi çok olmasa da ufak indirimlerin de geldiğini gördük ve videonun da gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an ikinci elde oto piyasasının bozan kim durumu olmaya başladı. Şimdi sektörün önde gelen temsilcileri kendi aralarında yaptığı toplantı bir habere istinaden arkadaşlar bir duyum geldi son dakika haberlere. Yine bir duyum neticesinde sektörün önünde temsilciler toplanıyor. Biliyorsunuz bu tarz ticaret olarak kiralama, ticari alımlar vesairelere sınırlama geldi. Bu sınırlamanın bireysel olarak şahıslarda da uygulanmasını gerektiğini, aksi takdirde bunun ciddi anlamda önüne geçilemeyeceği kanısına varılmış durumda bu sektörün önde gelen temsilcilerin bir araya gelerek arkadaşlar tedbir şirketlere değil şahıslara da getirilmeli ki tamamıyla belli bir seviyede önüne geçilsin hem fikirde bulunmuşlar toplu halde. Ki bunun daha çok genellikle şirket temsilcileri bunu genellikle daha çok şahısların yaptığını öne sürüyor. Tabii ki burada şahıs diye tabir edebileceğimiz büyük ihtimal alsatçılar olacaktır. Herhangi bir vergi levhası olmayan, bir vergi vermeyen tamamıyla belli bir sermayesi olup da kendi akrabalarının üzerinde sürekli bu tarz alım satım yapanların kastedecek. Tabii ki bunun ne kadar seviyede olduğunu bir araştırmayla ortaya koymak lazım. Gerçekten bunu bir rant kapısı görüp, gelir kapısı görüp araba alıp bütçesi, parası olanlar, döndürenler de var. Ha var mı tabii ki bunun altta dolu tarafına bakacak olursak vardır ama tabii ki perakende de ticari anlamda yapacak kadar ben olduğunu düşünmüyorum ama mutlaka bir yansıması vardır. Bu serüvenin yani bu dedikleri durumu ilgili yöneticilere, ilgili devlet birimlerine aktarmayı düşündüklerini söylüyorlar. Tabii ki önemli olan burada otomobil fiyatlarının düşmesini etki edecek her şey bizim açımızdan olumlu bir durumdur arkadaşlar. Ama yine altını çizerek söylüyorum. ÖTV indirimi ve kurda bir değişiklik olmadan açıkçası ciddi bir indirim beklemek açıkçası çok söz konusu gelmiyor bana. Ama yine üstüne basa basa söylüyorum son 2 aydır. Videolarımdan da arkadaşlar şu durumlardan itibariyle artık matrahlardaki limitler değişme ihtimali çok ön plana daha da çıkmaya başladı. ÖTV limit matrahlar arkadaşlar yani ham fiyatlarındaki vergi oranlarının fiyatlarını yukarıya çekerek bir düzenleme benim öngörüm var. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Nitekim son haber, son havadis bu şekilde. Biliyorum ÖTV indirimiyle ilgili limitlerin de değişiklenmesini bekleyen çok kardeşimiz, çok arkadaşımız var. Bunun da ihtimali çok yüksek. Ayrıca normal limitlerde de değişikliğin ihtimali artık hepten ön plana çıktı. Çünkü bakanın açıklamalarıyla birlikte daha da ön plana çıkıyor. Biliyorsunuz ÖTV indirimi adı altında bir şey yapmayacağımızı ya da ÖTV zammı ile ilgili herhangi bir belirsizlik devam ediyor. Ama matrahlarla ilgili hem engelli tarafında hem de normal satış fiyatlarındaki matrahlarda arkadaşlar bir artık düzenlemenin gelmesi çok muhtemel. Çünkü matrahlarda da araba kalmadı. Biz haberler çıktıkça sizle paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.